Emrah Köse aday olmama ihtimali sürüyor. Birçok kişi Başbakan Erdoğan'ın köşk adayı olacağına ve seçimi kazanacağına kesin gözle bakıyor. Aday olursa bence de seçimi kazanır. Hatta bazı araştırma şirketlerinin öne sürdüğü gibi ayın 24'üne kalmadan daha ilk ayakta 10 Ağustos'ta %50'yi geçer. Ancak ben başbakanın aday olmayabileceğini de ihtimal dahilinde görüyorum. Bu ihtimali göz önüne almamın birçok nedeni var. Hemen aklıma gelen birkaçını sayayım. Geçen günde yazdığım gibi ana anayasa kendi içinde bir gerilim taşıyor. Cumhurbaşkanının halk tarafından %50'nin üstü bir oyla seçilmesi, Türkiye'yi bir tür başkanlık sistemine doğru götürürken anayasanın değişmesi gereken diğer maddeleri olduğu gibi durmakta. Erdoğan köşke çıktığı takdirde en geç Haziran 2015'te yapılması gereken genel seçimlerde AK Parti garip bir durumda kalacak, eski genel başkanı köşkte oturacak ama anayasa gereği güncel siyasete karışamayacak. Başbakan paralel yapı dediği cemaate karşı büyük bir savaş veriyor. Her her yere her duruma sızdığını söylediği bu insanlar buhar olmadı ki. Daha ortalıkta doğru dürüst dava bile yok. Erdoğan başbakanlığı bıraktıktan sonra karşı atak başlayacaktır. Demem şu ki Erdoğan 2015'te partinin başında bulunur. Seçimlerden sonra anayasayı değiştirmeye çalışır. 2019'da da köşke çıkarak en büyük hayallerinden birini gerçekleştirerek Cumhuriyet'in 100. yılını 2023'ü Çankaya'da başkan olarak karşılar. Şu anda AK Parti'nin karşısında onu zorlamayacak bir aday var. Bence gönül rahatlığıyla Abdullah Gül Köşk'e tekrar aday gösterilebilir. Siz deyin %10, ben diyeyim %15. Neticede bu ihtimal de var. Emre Aköz, Sabah.